İbn Rüşd tutarsızlığın tutarsızlığı filozofların görüşünü aktarıp yanıtlamak üzere Gazali diyor ki denilirse ki etkinin etkinden sonraya kalmayıp ikisinin birlikte bulunduğu kabul edilirse bu durumda etkin sonradan olursa etkinin de sonradan eğer etkin öncesiz olursa etkinin de öncesiz olduğunu kabul etmek gerekir eğer zamansal olarak etkinin etkinden sonra kalması zorunludur derseniz bu olanaksızdır. Çünkü eğer bir kimse su kabının içinde elini oynatsa, elin hareketi daha önce ya da daha sonra değil, suyun hareketiyle gerçekleşecektir. Çünkü eğer su elden daha sonra hareket etmiş olsaydı, elin suya yönelmesinden önce elin ve suyun aynı kapta bulunmaları gerekirdi. Ancak eğer daha önce hareket etmiş olsaydı su elden ayrılırdı. Oysa su el ile birlikte bulunuyor olsa da su elin neticesi ve nesnesidir. Eğer elin su içerisinde ezelden beri hareketle bulunduğunu varsayarsak aynı şekilde suyun hareketi de sürekli olur. Ve bu sürekli hareketlilik içerisinde nedenli ve nesne olurdu. Sürekliliğin varsayılması durumunda bu olanaksız değildir. İşte evren ile Tanrı arasındaki ilişki böyledir. Gazali devam ediyor. Derim ki bu görüş hareket edenin hareket ettirenle birlikte bulunması konusunda doğrudur. Ancak var edeniyle birlikte durgun olan varlık ya da doğasında ne hareket ne de durgunluk bulunan bir varlığın varsayılması durumu söz konusu olunca bu görüş doğru olmaz. Öyleyse bu ilişki hareketli olması bakımından Evren ile etkin arasında var olmalıdır. Her var edilenin kendisini var eden etkin ile birlikte bulunması gerektiği görüşü ise etki ister doğal bir etki, ister istençlinin etkisi olsun, var edilene herhangi bir ilinti ya da doğası dışında bir durum ilişmedikçe doğrudur. Bak işte eşariler öncesiz varlığı nasıl tanımlamışlar ve onun öncesiz varlığından Etkinin çıkmasının olanaksız olduğu noktasına nasıl gelmişler? Sonra da bu etkinin olanaklılığını savunmuşlar. Öyle ki önce sizin varlığını geçmiş ve gelecek olmak üzere iki sürekli varlığa bölmüşlerdir. Filozoflara göre bunların tümü boş ve kandırmacıdır. Gazali daha önce geçen konularda filozofları yanıtlamak için der ki: Suyun hareketi örneğinde olduğu gibi etkinin sonradanlığı kabul edilirse biz etki ile etkinin birlikte bulunmasını olanaksız görmüyoruz. Çünkü suyun hareketinin etki olabilmesi yoktan var olması nedeniyledir. Sonra etkinin etkinin özü ile birlikte bulunmasıyla ondan sona kalması arasında bir fark yoktur. Biz yalnızca öncesiz bir etkinin varlığını olanaksız sayarız. Çünkü yoktan var olmayan bir şeye etki adı verilmesi soyut mecaz olup gerçekliği yoktur. ile birlikte bulunan nedene gelince bunların her ikisi de sonradan olabildikleri gibi öncesiz de olabilirler. Örneğin öncesiz bilginin öncesizin bilgili olması için bir neden olduğu söylenir ve bunda bir tartışma yoktur. Tartışma yalnızca etki diye adlandırılan nedenlerdedir. Nedenin nedenlisi mecaz kullanımın dışında nedenin etkisi diye adlandırılamaz. Ancak yoktan var edilmesi koşuluyla nedenliğe etki adı verilebilir. Eğer bir kimse varlığı sürekli olan öncesizin etki diye adlandırılmasını olanaklı görürse bu ancak eğritileme yoluyla olabilir. Sizin eğer suyun hareketinin parmak ile birlikte öncesiz olduğunu varsayarak suyun hareketi etki olmaktan çıkmaz demeniz bir kandırmacadır. Çünkü parmaklar için etki düşünülemez. Etki ancak parmak sahibidir ve bu kişi istençlidir. Bu kişinin öncesiz olduğu varsayılsaydı, parmakların hareketi bu kişi için her hareketin yoktan var olması bakımından bir etki olurdu. Hareketin tesir diye tanımlanmasının anlamı budur. Suyun hareketine gelince bunda bir bakıma söz konusu kişinin değil, tanrının bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz kimin etkisi olursa olsun etki olmak sonradan olmak demektir. Ne var ki bunun sonradan olması süreklidir ve bunun etki olması sonradan olmasına bağlıdır. Daha sonra filozofların görüşünü aktarıp yanıtlamak üzere Gazali diyor ki: Denilirse ki var olması bakımından etkinin etkin ile bağlantısının neden ile nedenli arasındaki bağıntı gibi olduğunu ve daha sonra nedendeki bağıntının sürekliliğinin düşünebileceğini kabul ederseniz, biz evrenin etki olmasından onun yalnızca yüce tanrı ile bağlantısı sürekli olan bir nedenli olduğunu anlarız. Eğer bunun etki olduğunu kabul etmiyorsanız, anlam ortaya çıktıktan sonra terimlere takılıp kalmanın ne gereği var? Deriz ki bizim sizin bu Terimlerin anlamını iyice araştırmadan rastgele kullandığınızı ortaya koymaktan başka amacımız yoktur. Size göre ne yüce Tanrı gerçekte bir etkin ne de evren gerçekte onun etkisidir. Sizin bu konuda etkin ve etki terimlerini mecaz anlamda kullandığınız ortaya çıkmıştır. Bu yanıtlama üzerine Gazaliye derim ki Gazali bu görüşüyle filozofların Tanrı'nın etkinliği denilince onun bir neden olmasından başka bir şey anlamadıklarını ileri sürmektedir. Bu ise filozofların önceki görüşlerinden dönmeleri anlamına gelmektedir. Çünkü nedenli amaç ya da biçim yoluyla kendisi için neden olan şeye bağlıdır. Ancak nedenli etkin nedene bağlı değildir. Doğrusu kimi zaman etkin neden bulunsa da nedenli bulunamayabilir. Bu konuda Gazali, müvekkilinin izin vermediği konuda karar veren bir vekile benzemektedir. Oysa filozoflara göre evrenin ezelden beri ve sonsuza dek etkin olan demek ki onu ezelden beri ve sonsuza kadar varlığa çıkaran bir etkini vardır. Aslında bu tartışma Aristocularla Eflatuncular arasında gerçekleşen çok eski bir tartışmadır. Eflatun, evrenin sonradan olduğunu kabul ettiği için evrenin bir etkini ve yapıcısının bulunduğu görüşünde olduğundan kuşku duyulmaz. Aristo ise evrenin öncesiz olduğunu savunduğu için Eflatuncular, Gazali gibi onun evrenin bir etkini bulunduğunu kabul edip etmediği konusunda kuşkuya düşmüşler ve demişlerdir ki Aristo evrenin bir yapıcısı bulunduğu görüşünde değildir. Aristocular ise Aristo'nun evren için bir etkin bulunduğunu kabul etmesiyle ilgili kanıtlar göstererek Eflatunculara karşı çıkmışlardır. Bu konunun gerçek yönüyle ilgili yeri gelince açıklama yapılacaktır. Bu konuda Aristo'nun ortaya koyduğu ilke şudur. Gök cisimlerinin varlıklarının dayanığı harekettir ve onlara varlık veren gerçekte hareketlerin etkinidir. Gök cisimlerinin varlıkları yalnızca hareketle yetkin olduğu içindir ki, gök cisimlerine hareketi veren etkin gök cisimlerinin de etkini olmaktadır. Aynı şekilde onlara göre evrene onu tek bir evren yapan birliği veren bileşiminin varlığında koşul olan birliği ona veren ve son olarak bileşiminde bulunan parçalara varlık veren odur. Çünkü daha önce açıklandığı gibi bileşim parçaların varlık nedenidir. Bütün evrenle birlikte ilk ilkenin durumu işte budur. Onların etki sonradan var olmuştur sözlerine gelince doğrudur çünkü etki bir harekettir. Buna öncesiz denilmesinin anlamı ise bunun başlangıcının ve sonunun bulunmamasıdır. Filozoflar evren öncesizdir derken onun varlığının hareket sahibi olmaları nedeniyle öncesiz olan şeylerle sürdürdüğünü söylemeyi amaçlamazlar. Eşairler bu noktayı kavrayamadıkları için onların Tanrı öncesizdir, evren de öncesizdir görüşünü kabullenmeleri güçtür. Bu nedenle öncesiz yerine sürekli sonradan olma terimini kullanmak daha uygun olacaktır. Gazali der ki 3. bölüm 3. görüş bu görüş filozofların etkin ile etki arasında bulunan bir koşula dayanarak evrenin yüce tanrının bir etkisi olmasını olanaksız görmeleriyle ilgilidir. Şöyle ki, birden ancak bir çıkar. İlk iki her bakımdan birdir. Oysa evren farklı şeylerin birleşimidir. Dolayısıyla filozofların inanç prensiplerine göre evren yüce tanrının bir etkisi olamaz. Derim ki bilgi kabul edilebilir ve bunda ısrar edilirse bunu yanıtlamak güçleşir. Ne var ki bu görüşü son dönem İslam filozofları dışında hiçbir filozof savunmamıştır. Daha sonra filozoflara yanıt olarak Gazali der ki denilirse ki evren bir bütündür ve yüce tanrıdan arıcısız olarak çıkmamıştır. Ondan çıkan tek varlık vardı ve bu varlık yaratıkların ilkidir. Bu varlık soyut akıldır Diğer bir deyişle yer kaplamaz ve kendi kendine varlığını sürdüren bir tözdür. Kendini ve ilkesini bilir. Şeriat dilinde ondan melek olarak söz edilir. Daha sonra bundan üçüncü varlık çıkmıştır. Üçüncüden de dördüncü varlık çıkmış ve bu yoldan varlıklar çoğalmıştır. Etkinin farklılaşıp çoğalması ise birkaç yönden olabilir. Ya etkin güçlerdeki farklılaşmadandır Örneğin bizim cinsel gücümüz ile yaptıklarımız, öfke gücümüz yaptıklarımızdan farklıdır. Ya nesnelerdeki farklılaşmadandır, örneğin güneşin yıkanmış giysileri beyazlaştırıp insanların yüzünü karartması ve kimi tözleri eritip kimilerinde katılaştırması gibi. Ya araçların farklılaşmasındadır, örneğin marangozun testereyle biçmesi, keresteyle yontması ve matkapla delmesi gibi. Ya da aracılık yoluyla olur. Bu durumda da bir etkin etki yapar. Daha sonra bu etki başka bir etki yapar ve etki bu yoldan çoğalır. Bu saydığımız bölümlerin tümü ilk ilke için olanaksızdır. Çünkü onun özünde daha sonra birliğin kanıtları konusunda anlatacağımız gibi ne farklılaşma ne ikilik ne de çokluk bulunur. Ayrıca ilk ilkede maddelerde bulunan türden bir farklılaşmada bulunmaz. Çünkü örneğin burada netice ilk madde olan ilk neticedir kullanılan araçlar bakımından bulunan farklılıkta burada bulunmaz. Çünkü Yüce Tanrı ile birlikte onun düzeyinde hiçbir varlık yoktur. Görülüyor ki söz dönüp dolaşıp ilk aracının Tanrı'dan çıkmasına geliyor. Geriye yalnızca evrendeki çokluğun daha önce anlatıldığı gibi aracılık yoluyla Tanrı'dan çıkması kalıyor. Derim ki bu görüşle anlatılmak istenen şudur. İlk iki basit ve tek ise ondan ancak tek çıkar çoğalma ise yalnızca etkinin etkisindeki farklılaşmaya bağlıdır. Bu farklılaşma ya madde yönündedir, oysa onunla birlikte hiçbir madde yoktur. Ya da araçların farklılaşmasıyladır ki yine onunla birlikte hiçbir araç yoktur. Geriye yalnızca aracı yoluyla çoğalma kalmaktadır. Bu durumda ilk etkiden ilk olarak tek çıkar. Bu tekten de bir tek daha çıkar. Bundan bir tek daha çıkar ve bu yoldan çokluk var edilir daha sonra onların görüşlerine karşı çıkacak. Gazali der ki, deriz ki sizin bu görüşünüze göre evrende tekillerden birleşmiş bir tek bulunmayıp bütün varlıkların tek tek var olmaları gerekir. Bunlardan her biri bir üsttekinin nedenlisi ve bir alttakinin de nedenidir. Bu durum aşağı yönde nedenlisi olmayan bir nedenliğe dek, yukarı yönde ise nedeni olmayan bir nedene dek böyledir. Oysa bu doğru değildir çünkü onlara göre cisim biçimden ve ilk maddeden oluşan bir bileşimdir ve bunların bir yere gelmesiyle bir tek şey durumuna gelir. İnsanın bileşimi de cisimden ve candan oluşmuştur. Bu bileşimlerin tekilleri bir diğerinin nedeni değildir. Doğrusu bunların tümü başka bir nedenin nedenlisidir. Gök küresi de onlara göre böyledir. Çünkü gök küresi onlara göre canlı bir cisimdir. Onun ne cismi canından ne de canı cisminden var olmuştur. Doğrusu kendilerinde başka bir nedenleri vardır. Öyleyse tüm bu bileşimler nasıl var oldu? Bir tek nedenden mi? Bu durumda onların şu görüşü geçersizdir. Birden ancak bir çıkar. Yoksa bütün varlık bileşik bir nedenden mi var oldu? Bu durumda soru bileşik ve basit zorunlu olarak buluşuncaya dek bu bileşik nedene yönelmektedir. Çünkü ilk iki basittir. Diğerinde ise bileşim vardır. Bu ise ancak bunların bir noktada buluşmasıyla düşünülebilir. Onların birden ancak bir çıkar görüşleri buluşmanın gerçekleşmesi bakımından geçersiz duruma düşmektedir. Derim ki, eğer ilk etkin algılanabilir düzlemde bulunan basit bir etkin düzeyine indirgenirse bu görüş filozofları bağlayıcıdır. Ne var ki bu görüş bu durumun varlıkların tümünde geçerli kılınmasını isteyen kişiyi bağlar. Varlığı, soyut ve algılanabilen madde olmak üzere ikiye ayıran kimseye göre, algılanabilen varlığın kendisine dek yükseldiği ilkelerle, akledilen varlığın kendisine dayandığı ilkeler farklıdır. Buna göre algılanabilen varlığın ilkeleri madde ve biçimidir. Bunların kimileri diğerlerinin etkinidir. Ve bu durum gök cisimlerinde son bulur. Akledilen tözler ise ilk ikiye dek yükselir. İlk iki, bu soyut tözler için biçimin, amacın ve etkinin benzemesi bakımından bir başlangıç ilkedir. Tüm bunlar filozofların kitaplarında açıklanmıştır. Burada öncül ortaklaşa kullanılmıştır ve dolayısıyla bu kuşkular filozofları bağlamaz. Bu Aristonun görüşüdür. Birden ancak bir çıkar biçimindeki önerme antik filozofların üzerinde görüş birliğinde oldukları bir önermedir. Onlar bu önermeye ilk ilke ile ilgili yaptıkları diyalektik tartışmalar sırasında ulaşmış olmalarına karşın bunun kesin kanıt olduğunu sanmışlar ve tümüyle her şeyin ilk ilkesi birdir, birden ancak bir çıkar görüşünü kabul etmişlerdir. Bu iki ilke onlarda yerleştikten sonra çoğunluğun nereden kaynaklandığını araştırmaya başlamışlardır. Bu durum daha önce ortaya atılmış olan bir görüşün geçersiz duruma gelmesinden sonradır. Daha önceki görüş şudur. İlk ilke ikidir. Bunlardan biri iyilikle ilgili olan iki, diğeri kötülükle ilgili olan ikidir. Çünkü karşıtlıkların ilkeleri bir olmaz. Bütün karşıtlara genellenebilir nitelikte olan iki karşıt iyi ve kötüdür. Bu tür bir akıl yürütmeyi yapanlar varlığın ilkelerinin iki olduğu düşüncesine ulaşmışlardır. Daha sonra eski filozoflar varlığı bütün olarak inceleyip tüm varlıkların bir tek amaç çerçevesinde hareket ettiklerini ve evrenin de bir komutanın emrindeki orduda bulunan ya da kent yöneticileri aracılığıyla kentlerde bulunan düzene benzer bir düzen içerisinde bulunmasının zorunlu olduğu inancına yönelmişlerdir. Bu durum yüce Tanrı'nın şu sözlerinin anlamıdır. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti. Onların inancına göre iyilik bütün varlıklarda yerleşik olarak bulunmasına karşın kötülük ilintisel olarak sonradan var olmuştur. Örneğin erdemli yöneticilerin koymuş oldukları cezalar gibi bu cezalar ilk amaca değil iyiliğe ulaşmak için konulmuştur. Çünkü öyle iyilikler vardır ki yalnızca kötülükle karışık biçimde bulunurlar. Örneğin düşünen ruh ile hayvansal ruhun bileşiminden oluşan insanın durumu gibi. Onlara göre tanrısal bilgeliğin gereği az bir oranda kötülükte karışmış olsa da çok fazla iyiliğin bulması esastır. Çünkü önemsiz ölçüde bir kötülükle yan yana bulunan büyük iyilik azıcık kötülük var diye hiç iyiliğin bulunmamasından daha iyidir. İlk ikinin zorunlu olarak bir olduğu sonucu onların düşüncesinde yer ettikten sonra bu bir ile ilgili kuşkular ortaya çıkınca filozoflar bu kuşkuya üç ayrı yanıt ile karşılık vermişlerdir. Kimileri çoğun ilk maddeden kaynaklandığını söylemişlerdir. Bu görüşü savunanlar Anaksogoras ve yandaşlarıdır. Kimilerine göre çokluk araçlardan kaynaklanmaktadır. Kimileri ise çokluğun bir takım aracı faktörlerden kaynaklandığı görüşündedir. Bu görüşü ileri süren Eflatun'dur ve en inandırıcı olanı bu görüştür. Çünkü diğer iki görüş şu soruyu peşinden getirmektedir. Maddelerin ve araçların çokluğu nereden geliyor? Bu öncülüğü demek ki birden ancak bir çıkar biçimindeki öncülü kabul eden kim olursa olsun bu kuşkuyla karşılaşmakta ve çokluğun birden nasıl çıktığı sorusunu yanıtlamak zorunda kalmaktadır. Bugün yaygın olan görüş ise bunun tersidir. Farklı varlıkların tümü ilk birden tek bir çıkışla var olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz çağda çağdaşlarımızla yaptığımız tartışmalara bu öncülden başlamamız gerekmektedir. Gazali'nin Aristoculara karşı ileri sürdüğü eğer çokluk aracı faktörlerden kaynaklanmışsa bu ancak her biri birçok şeyin bir araya gelmesinden oluşan basit bir çokluk olabilir biçimindeki görüşe gelince bu görüş onları bağlamaz. Çünkü filozoflara göre iki tür çokluk vardır. Birincisi şeylerdeki basit çokluktur. Bunlar ilk maddesi olmayan basit varlıklardır ve her biri bir diğerinin nedenidir. Bu durum kendi türünden olan tek nedene dek yükselir. Bu tek neden söz konusu türün ilkidir. Gök cisimlerindeki çokluk yalnızca bu ilkelerdeki çokluktan kaynaklanır. İkincisi gök cisimlerinin altında bulunan çokluk ise ilk madde biçim ve gök cisimlerinin kendisinden kaynaklanır. Dolayısıyla bu kuşku onları bağlamaz. Her şeyden önce gök cisimleri hareketlerini hiçbir maddesi bulunmayan hareket ettiriciden alırlar. Gök cisimlerinin biçimleri bu hareket ettiriciden çıkmıştır. Ay altı evrendeki cisimlerin kiminin biçimleri de bu gök cisimlerinden diğerinin biçimleri ise ister gelip geçici olmayan ilk maddedeki basit cisimlerin biçimleri olsun, ister basit cisimlerde bileşen cisimlerin biçimleri olsun kendileri gibi ay altı evrende bulunan cisimlerden alınmıştır. Bileşik cisimlerdeki bileşim gök cisimleri bakımındandır. Filozofların evrenin düzeni ilgili inançları işte budur. Filozofları böyle bir inanca yönelten nedenleri burada anlatmak olanaksızdır. Çünkü onlar görüşlerini farklı bilimlere ve kimi zaman bu farklı bilimlerin bir arada yeniden düzenlenmesiyle oluşan bilimlere dayanarak ortaya koydukları birçok ilke ve öncül üzerine yapmışlardır. Farabi ve i̇bn Sina gibi İslam filozoflarına gelince algılanabilen düzlemdeki etkinin algılanamayan düzlemdeki etkin gibi olduğunu, tek etkinin tek nesnesi olabileceğini ve bu filozofların hepsine göre ilkin tek ve basit olduğunu kabul ederek karşıtlarına uydukları için ilkten çokluğun nasıl çıktığını açıklamakta güçlük çekmişlerdir. O kadar ki içinde bulundukları güç durum onları günlük hareketi gerçekleştiren ilk değildir demek zorunda bırakmıştır. Onların görüşü şudur. İlk vardır ve basittir. Bundan en yüce gök katının hareket ettiricisi çıkmıştır. En yüce gök katını hareket ettiren de en yüce gök ve en yüce göğün altında bulunan İkinci göğün hareket ettiricisi çıkmıştır. Çünkü bu hareket ettirici bir ilki düşünen, diğeri de kendini düşünen iki şeyin birleşimidir. Onların kendi ilkelerine göre bu yanlıştır. Çünkü onlara göre insan aklında düşünen ve düşünülen aynı şeydir ve bu durum ayrışan akıllar için daha çok geçerlidir. Bu görüşlerin hiçbir Aristo'yu bağlamaz. Çünkü algılanabilir düzlemdeki etkin ile İlk etkin arasındaki tek benzerlik adlarının ortaklığıdır. Öyle ki algılanamayan düzlemdeki etkin salt etkindir. Algılanan düzlemdeki etkin ise sınırlandırılmış bir etkindir. Salt etkinden ancak salt etki çıkar. Salt etki ise nesneler arasında yalnızca birine özgü değildir. Aristo bu öncülden yola çıkarak insan aklıyla kavranılan şeyleri yaratan etkinin maddeden soyutlanmış akıl demek ki her şeyi kavrayan akıl olduğunu kanıtlamıştır. Aynı şekilde her şeyi kavradığından dolayı edilgin aklında gelip geçici olmadığını kanıtlamıştır. Bu konuda filozofun yanıtı şudur. Madde biçim bağıntısı gibi ya da evrenin basit parçalarının birbirine olan bağıntıları gibi Birbirleriyle bağlantıları olmaksızın var olmayan şeylerin varlığı ancak aralarındaki bağıntıyla olanaklıdır. Durum böyle olunca bu bağıntıyı sağlayan bunların varlığını da sağlayandır. Her bağıntılı olan şey kendisinde bulunan bir tek anlam aracılığıyla var olabildiği, bu bir tek anlamında yalnızca bir ile birlikte kendi özünde var olduğu ve bu anlamın birden çıkması zorunlu olduğu için, bu noktada kendi özünde var olan tekil bir varlığın bulunması ve bu kendi özünde var olma anlamının sağlayıcısı olması zorunludur. Bu birlik doğalarına göre varlıktan varlığa değişir. Bir var edilene verilen bu birlikten söz konusu var edilenin varlığı ortaya çıkar. Ve bu sıra sıcak şeylerde bulunan ısının ilk sıcak şeyden yani ateşten çıkıp yine ona yükselmesi gibi ilk birliğe kadar aynı şekilde yükselir. Aristo kavranan varlık ile algılanan varlığın arasını bu şekilde bulmuş ve demiştir ki evren birdir ve birden çıkmıştır. Bir, bir yönden birliğin diğer yönden çokluğun nedenidir. Aristo'dan önceki filozofların görüşünün farklı olması ve Aristo'nun görüşünün güç anlaşılır olması nedeniyle yukarıda belirttiğimiz gibi sonra gelenlerden pek çoğu bu görüşü anlayamamışlardır. Sonuç olarak açıkça ortadadır ki bir tek varlık bulunmaktadır. Ve bu varlıktan kendisiyle bütün varlıkların var kılındığı bir tek güç taşmaktadır. Bu varlıklar çok olduğuna göre bu durumda birden onun bir olması bakımından çokluk var kılınmıştır veya çıkmıştır. Ya da nasıl deyimlendirmek isterseniz öyle olmuştur. Aristo'nun görüşünün anlamı işte budur ve bu görüş birden ancak bir çıkar düşüncesinin tam tersidir. Bak işte filozofların görüşleri üzerine nedenli büyük yanlış yapılıyor. Sana düşen onların bu görüşlerinin gerçek bir kanıt olup olmadığını iyice araştırıp ortaya koymaktır. Bu araştırmayı da antik filozofların kendi kitaplarından yapmalısın. Metafizik bilimini varsayımlara dayalı bir takım görüşlere dönüştüren i̇bn Sina ve diğerlerinin kitaplarından değil. Filozofların görüşünü aktarıp yanıtlamak üzere Gazali diyor ki: Denilirse ki, eğer bizim metodumuz kabul edilirse güçlük ortadan kalkar. Çünkü varlıklar, ilintiler ve biçimler gibi bir yerde bulunan ve bir yerde bulunmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bir yerde bulunmayan varlıklar ise cisimler gibi kendileri başkaları için bir yer olanlar ve kendiliğinden varlığını sürdüren tözler gibi başkaları için bir yerde olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tözler de cisimleri etkileyen ve cisimleri etkilemeyip canları etkileyen olmak üzere ikiye ayrılır. İlintiler gibi bir yere yerleşen varlıklar sonradan var olmuşlardır ve bunların yine sonradan olan ve bir ilke de son bulan nedenleri vardır. Bu ilke bir yönden sonradan diğer yönden sürekli olan döngüsel hareketlerdir. Bu noktada bir tartışma yoktur. Tartışma varlıklarını kendiliğinden sürdüren ve bir yerde bulunmayan ilkelerdedir. Bunlar da üçe ayrılır. Birincisi cisimlerdir ve bunlar söz konusu 3 bölümün en alt düzeyde olanıdır. İkincisi soyut akıldır. Bunun cisimlerle edimsel bir ilişkisi olmadığı gibi onların doğalarına da ilişmezler. Bu bölümlemenin en üst düzeyde bulunanı soyut akıldır. Üçüncüsü ise ruhlardır. Bunlar üstünlük bakımından ortada yer alırlar. Çünkü ruh hem akıldan etkilenir hem de cisimleri etkiler. 9'u gök katlarındadır. 10'uncusu ise ay göğünün iç bükeğinde yer alan maddedir. 9 gök katı canlıdır. Onların cisimleri ve ruhları vardır. Anlatacak olduğumuz üzere onların varlık içerisinde sıralaması vardır. Şöyle ki, ilk ikinin varlığından ilk akıl çıkmıştır. O varlığını kendi kendine sürdürür. Cisim olmadığı gibi cisme karışmış da değildir hem kendini hem de kendi ilkesini bilir. Biz onu ilk akıl diye adlandırırız. O varlık, melek, akıl ya da istenen başka bir ad ne diye adlandırılırsa adlandırılsın adların önemi yoktur. Bu ilk akla üç şey ilişir. İkinci akıl en uzak gök katı ki dokuzuncu göğün ruhu ve en uzak göğün cismidir. Sonra da bu ikinci akla üçüncü bir akıl ve yıldızların gezegenlerin bulunduğu gök katının ruhu ve cismi ilişir. Sonra bu üçüncü akıldan dördüncü bir akıl ve Satürn göğü ve cismi ilişir. Bu dördüncü akıldan beşinci bir akıl ve Jüpiter göğünün ruhu ve cismi ilişir. Bu sıralama bir akıl ve ay katının ruhu ve cisminin iliştiği akla kadar gider ve son bulur. İşte bu son akıl etkin akıl adı verilen akıldır ay göğü katının uzantısı bu faal akıldan ve gök katlarının doğalarından çıkmıştır. Gök katlarının ve yıldızlarının yani gezegenlerin hareketleri nedeniyle bileşen maddelerden madenler, bitkiler ve hayvanlar ortaya çıkmıştır. Bir akıldan başka bir aklın çıkmasının sonsuza dek sürmesi gerekmez. Çünkü bu akılların türleri farklıdır. Bunlardan biri için sabit olanın diğeri için zorunlu olması gerekmez. Bundan anlaşılmaktadır ki ilk ilkeden sonra gelen akıllar 10, gök katları ise 9. İlk ilke dışında kalan bu üstün varlıkların toplamı 19'dur. Özetle, daha önceki akıllardan çıkan her aklın altında 3 varlık bulunur. Akıl, gök katlarının canları ve bunların cisimleri. Anlaşılmaktadır ki her aklın ilkesinde bu 3 ilke kesinlikle bulunacaktır. İlk neticede çokluk ancak bir yönden düşünülebilir. Bu da onun hem kendisini hem de kendi ilkesini düşünüyor olmasıdır. İlk nedenli kendi özü bakımından olanaklı varlıktır. Çünkü varlığın zorunluluğu kendiliğinden olmayıp başkasına bağlıdır. Üç farklı anlam işte bunlardır. Üç nedenliden en üstün olanının, üç anlamda en üstün olanı ile ilişkilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla ondan kendi ilkesine düşünmesi nedeniyle akıl, kendini düşünmesi nedeniyle gök katının canı ve olanaklılığı nedeniyle cisim çıkar. Bu durumda geriye şöyle demek kalıyor. İlk nedenin ilkesi tek iken bu üçleme nasıl ortaya çıkmıştır? Deriz ki ilk ilkeden yalnızca bir çıkmıştır. Bu da kendini düşünen aklın özüdür. Onun varlığı kendi özünde olanaklıdır ve olanaklılığı ilk ilkeden dolayı değil kendi özünden dolayıdır. Biz birden birin çıkmasını yatsımıyoruz. İlk nedenin özü kendi ilkesi yönünden değil yalnızca kendi yönünden kimi durumları göreceli ya da görecesiz olarak zorunlu kılar ve bu nedenle çokluk ortaya çıkar ve böylece ilk nedenli çokluğun ilkesi durumuna gelir ve bileşik varlıkla basit varlık buluşmuş olur. Çünkü buluşmanın başka bir yolu yoktur ve bu yargıya zorunlu olarak ulaşılır. Onların öğretilerini açıklarken söyledikleri işte budur. Derim ki tüm bunlar i̇bn Sina ve Farabi'nin filozoflara karşı uydurdukları şeydir. Antik filozofların öğretileri şudur. Evrende bir takım ilkler vardır ve bunlar gök cisimleridir. Gök cisimlerinin ilkeleri ise onları hareket ettiren ve maddeden soyutlanmış bir takım hareket ettirici güçlerdir gök cisimleri bu ilkelere duydukları sevgi ve onlara yönelttikleri uysallık içinde ilkelerden gelen komutları yerine getirmek ve bu ilkeleri tanımak amacıyla onlara doğru hareket ederler. Bunlar bu biçimde hareket etmek üzere yaratılmışlardır. Çünkü gök cisimlerini hareket ettiren ilkeler maddeden soyutlanmışlardır ve bunlar cisim değildirler. Bu durumda ilkelerin cisimleri hareket ettirebilmeleri için Geriye cisimlere hareket emri vermekten başka yol kalmamaktadır. Bu yüzden filozoflara göre gök cisimlerinin canlı ve hem kendi özlerini hem de emir vererek kendilerini hareket ettiren ilkelerini düşünen akıllı varlıklar olmaları zorunludur. Bilinen maddede bulunsa da bilginin maddede bulunmaması dışında bilgi ile bilinenin aynı şey olduğu herkesçe kabul edildiğine maddenin dışında bir takım varlıklar bulunduğuna göre bu tür varlıkların tözünün bilgi veya akıl olması zorunludur. Filozoflara göre gök cisimlerine onlarda hiçbir yorgunluk ve bıkkınlık olmayacak biçimde sürekli hareket veren bu ikilerin madde olmadıkları doğrudur. Bu nitelikte sürekli bir hareketi cisimlere veren her neyse bu ne cisimdir ne de cisimde bir güçtür. Gök cisimleri sürekliliklerini bu ayrık, soyut güçlerden alırlar. Onlara göre bu soyut ilkelerin ilk ilkeyle bağlantılı oldukları doğrudur. Eğer bu bağlantı olmasaydı ortada düzen olmazdı. Bu görüşler söz konusu kitapta, yani kitabın nefste yazılıdır. Dolayısıyla gerçeği öğrenmek isteyen kişi filozofların kendi yapıtlarından öğrenmelidir. Aynı şekilde filozoflara göre gök katlarının günlük hareketlerinden bunların kendilerine özgü hareket ettiricilerinin de bu hareketlerle birlikte hareket ettikleri ortaya konur. Buna göre hareket ettiricilere bu komutu veren ilk, ilk ilkedir ki bu ilk ilke her türlü eksiklikten uzak olan yüce tanrıdır. İlk ilke öteki ilkelerin diğer gök katlarına başka emirleri vermesini emreder. Ülkenin başkentinde bulunan hükümdarların komutanları görevlendirip onlara bir takım yetkiler vermesi ve bu komutanlar aracılığıyla tüm sınıfların başkentten yönetilmesinde olduğu gibi gökler ve yer Tanrı'nın bu emri sayesinde ayakta durur. Yüce Tanrı bu durumu şöyle anlatır: "Ve her göğe görevini bildirdi." İşte bu yükümlülük ve itaat insanda bulunması zorunlu olan yükümlülüktür ve itaatin ilkesidir. Çünkü insan düşünen canlıdır. i̇bn Sina'nın bu ikilerin kimin diğerinden çıktığı ile ilgili aktardıklarına gelince bu görüş eski filozoflarca tanınmayan bir görüştür. Onlara göre bu ikilerin her biri için ayrı makamlar vardır ve bu ikilerin varlıkları ancak bu makamlar ile yetkinliğe erişir. Nitekim her türlü eksiklikten uzak olan Yüce Tanrı şöyle demektir. Melekler der ki bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Bu ikiler arasındaki bağlantılar bunların kiminin diğerlerine ve tümünün birden ilk etkiye nedenli olmasını zorunlu kılar. Etkin ve nesnenin yaratan ve yaratılanın bu varlık içinde daha başka bir anlamı yoktur bütün varlıkların bir ile bağlantıları ile ilgili söylediklerimiz buradaki etkin nesne yapan yapılan arasındaki bağıntının tersinedir. Birçok görevlisi bulunan bir komutan düşünelim. Bu görevlilerin de kendilerine ait başka görevleri olsun. Bu görevlilerin tek var olma yolu verilen buyrukları kabul edip bunlara uymak olsun. Görevlilerden daha alt düzeyde yer alanların varlığı da yalnızca bu görevlilerin elinde bulunsun. Bu durumda bütün varlıklara var oldukları durumu ve süreci verenin yalnızca ilk buyuran olması zorunludur. Çünkü eğer bir şeyin varlığı o şeyin görevli olmasına bağlıysa, o şey yalnızca ilk buyuran nedeniyle var olmuştur. Şeriatların kendisinden yaratma, yoktan var etme ve yükümlülük diye söz ettiği şeylerden filozofların anladığı işte budur. Gazali'nin aktardığı grupta yer alanların açıkladıkları, öğretilerini dinleyen kimselerin içine düştükleri çirkinliğe düşmeden filozofların görüşlerini anlaşılır biçimde öğrenmenin en uygun yolu budur. Filozoflar tüm bu noktaların kendi kitaplarında açıklığa kavuştuğunu ileri sürerler. Onların belirlediği koşullar çerçevesinde bu kitapları inceleme olanağı bulan kimse bu görüşlerin doğru olup olmadığı konusunda derinlemesine bilgi sahibi olabilir. Bu kişi ne Aristo'nun öğretisinde ne de Eflatun'un öğretisinde bundan başka bir şey anlayabilir. Aslında bu nokta insan aklının ulaşabileceği son noktadır. Kimi zaman insan hem akla uygun hem de genel kabul görmüş görüşlerden bu anlamlara ulaşabilir. Nitekim bir öğretim herkese hoş gelen ve herkesçe sevilen bir şeydir. Bu sonucu ortaya çıkaran öncüllerden biri de şudur. İnsan çevresindeki şeylerle ilgili düşünceye daldığı zaman anlar ki canlı ve bilgili olarak adlandırılan şeyler kendisinden sınırlı etkilerin kaynaklandığı sınırlı amaçlar ve etkiler gibi bir takım sınırlı hareketler ile kendi özünde hareketli olan şeylerdir. Bu yüzden kelamcılar demişlerdi ki her etki bilgili bir canlıdan çıkar. Sınırlı hareketler ile hareketli her şeyden sınırlı ve düzenli etkilerin çıkması zorunludur. Bu hareketli bilgili canlıdır biçiminde bir ilkeyi kavrayan buna bir de duyuları aracılığıyla ulaştığı ilkeyi demek ki gökler belirli bir takım hareketlerle özünlü olarak hareket ederler. Bu hareketler aşağı düzeydeki varlıkların sınırlı etkilere sahip, düzenli ve dizgeli olmalarını gerektirir. Ayrıca aşağı düzeydeki varlıkların varlıklarını sürdürebilmeleri de bu hareketler aracılığıyladır. Biçimindeki ilkeyi ekleyen kişi hiç kuşkusuz üçüncü bir ilkeye ulaşacaktır. Bu üçüncü ilke de şudur: Gökler diri ve kavrayış sahibi cisimlerdir göklerin hareketlerinden bir takım sınırlı etkilerin çıkmasının zorunlu olduğu, bu etkiler aracılığıyla aşağı düzeyde bitki, hayvan ve cansız varlıkların varlıklarını sürdürdüğü ve düzenin korunduğu iyice düşünüldüğünde kendiliğinden bilinir. Çünkü eğer güneş eğik yörüngesinde yaklaşıp uzaklaşıyor olmasaydı dört mevsim bulunmayacaktı. Eğer dört mevsim olmasaydı Ortada ne bitkiler ne hayvanlar bulunacak ne de unsurların varlıklarının korunması için gerekli olan ve kim unsurların düzenli olarak diğerlerinden oluşabilmesi ve böylece düzenin korunabilmesi olanaklı durumda bulunacaktı. Örneğin güneş güneye doğru uzaklaştığında kuzeyde hava soğuyup yağmurlar oluşmakta ve su unsurunun oluşumu çoğalmaktadır. Güneyde ise hava unsurunun oluşumu çoğalmaktadır. Yaz mevsimi gelince yani güneş tam tepemizden vurunca da bunun tersi gerçekleşmektedir. Güneşin sürekli olarak aynı yerde bulunan varlıklardan uzaklaşması ve onlara yakınlaşması biçiminde değişen hareketler benzer biçimde ay ve bütün gezegenler ya da yıldızlar içinde değişmektedir. Çünkü bunların her biri eğik yörüngelerdeki döngüsel hareketleriyle dört mevsim oluştururlar. Bunların hepsinden öte, bunların hepsinden ötede ise yaratılanların varlığı ve korunması için zorunlu olan gece ve gündüzü meydana getiren büyük hareket bulunmaktadır. Ulu kitabın yani Kur'an'da pek çok ayetinde bütün göklerin insanın yararına sunularak onların titizlikle korunup gözetildikleri bildirilmektedir. Örneğin geceyi ve gündüzü sizin istifadenize sundu. İnsan yıldızların hareketlerinden kaynaklanan bu etkileri ve düzeni iyice düşündüğü, yıldızların yaptıkları hareketlerin belirli yönlerde olduğunu anladığı ve bu hareketlerin belirli etkilere ve karşıt hareketlere yöneldiğini anladığı zaman bilir ve inanır ki, bu hareketler seçme gücüne, istence ve kavreş gücüne sahip varlıklar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine insanın bu dünyadaki küçük, bayağı, değersiz bedenleri, karanlık birçok cismin cisimlerinin küçüklüğüne, ömürlerinin azlığına, bedenlerinin karanlığına ve ölçülerinin azlığına karşın yine de yaşamdan yoksun olmadıklarını görünce inancı artar ve tanrısal cömertliğin bunlar özlerini düzenlesinler ve varlıklarını korusunlar diye üzerlerine yaşam ve kavrayış gücü akıttığını anlar. Bunu anlayan insan artık kesin olarak şunu da anlar ki cisimlerinin büyüklüğü, varlıklarının üstünlüğü ve daha aydın olmaları gibi nedenlerle gök cisimleri kavrayış gücüne sahip diri bir varlık olmaya bu dünyadaki cisimlerden daha elverişlidir. Nitekim her türlü eksiklikten uzak olan Tanrı şöyle diyor: Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Özellikle gök cisimlerinin düzenledikleri bu dünyadaki canlı cisimlerle karşılaştırıldığında kesinlikle bilinir ki gök cisimleri canlıdır. Canlı ise yalnızca yaşam bakımından daha yetkin başka bir canlı yönetebilir. Bu durumda insan bizi kuşatan bu üstün diri cisimleri iyice düşünüp var olmaları için bu dünyada bulunanlara hiçbir gereksinimi olmamasına karşın bunların titiz etkilerini bu dünyada bulunanların gereksinimi olduğu ile ilgili üçüncü ikiyi de göz önünde bulundurduğu zaman bilir ki gök cisimleri bu hareketleri yapmakla görevlidir. Bunlar kendilerinden aşağıda bulunan canlıların, bitkilerin ve cansızların yararına sunulmuşlardır. Bunlara komut veren bunlardan başkasıdır ve komut verenin cisim olmaması zorunludur. Çünkü eğer cisim olsaydı bunlardan biri olması gerekirdi. Gök cisimlerinden her biri kendinden aşağıda bulunan varlıkların yararına sunulmuşlardır ve üstelik hizmetine gereksinim duymadıkları şeylere hizmetçi kılınmışlardır. Bu emredicinin hatırı olsaydı sürekli ve kesintisiz olarak buradaki varlıkların hizmetinde olmayacaklardı. Çünkü bu gök cisimleri ister sahibi olmalarına karşın bu etki karşılığında kendilerinin hiçbir çıkarı yoktur. Bu durumda bunlara yönelen gök cisimlerinin hareket etmesinin tek nedeni korunmak ve varlıklarını sürdürmek için verilen komut ve yükümlülüktür. Komutu veren ise her türlü eksiklikten uzak olan yüce tanrıdır. Tüm bu anlattıklarımız yüce tanrının şu sözünün açıklamasıdır. Sonra duman durumunda olan göğe yöneldi ve onunla birlikte yerküreye. İsteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Bu görüşümüzü şöyle bir örnekle kanıtlayabiliriz. Saygınlık ve üstünlük sahibi bir grup insanla karşılaşan bir kişi düşünelim. Bu insanlar sürekli olarak belirli etkileri gerçekleştiriyorlar ve bu işi bir an bile bırakmıyorlar. Oysa bu etkileri gerçekleştirmek bu insanların varlığı için zorunlu değil ve onların bu etkileri yapmaya hiçbir gereksinimleri yok. Böyle bir topluluğu gözlemleyen kişinin kesin yargısı şu olacaktır bu kişiler yaptıkları iş ile yükümlüdürler ve bunları yapmak üzere emir almışlardır. Onların başında başkalarını kollamak üzere sürekli bu hizmeti yapmakla bu kişilere zorunlu tutan bir emredici vardır. Bu emredici güç bakımından bunların en yücesi, rütbe bakımından en yükseğidir. Bu kişiler söz konusu amir için ayrılmış kullardır. Tüm bu anlatılanlar Yüce Tanrı'nın ulu kitabında yani Kur'an'da işaret ettiği şu ayetin bir açıklamasıdır. Böylece biz inancı kesin kimselerden olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin egemenliğini gösteriyorduk. Enam 5.75 Aynı kişi başka bir durumu göz önünde bulundursun. Yedi gezegenden her birinin Tıpkı bir tek hizmetçiyi gözeten hizmetçiler gibi, bütünün evrensel hareketini tamamlayan yardımcı hareketleri ve onun cismine hizmet eden cisimleri vardır. Bu durumu gözlemleyen kişi de kesin olarak bilir ki, her bir gezegen topluluğu için ilk emredici tarafından görevlendirilmiş olan ve onları gözetleyen özel bir komutan vardır. Tıpkı ordu düzenlerinde görülen her biri bir başkomutanın emrinde olan ve ordu komutanı adı verilen bir komutanın emri altında bulunan bir dizi birliğin bulunması gibi. Gök cisimlerinde de durum böyledir. Bunların hareketlerinin sayısı antik filozofların gözlemlerine göre 40'ı aşkındır. Bu 40 hareket sonunda 7 ya da 8 amire bağlıdır. Bu noktanın kavranılması kişi gök cisimlerinin yaratılış ilkelerini ya da diğer emredicilerin ilk komutanla olan bağlantılarının niteliğini bilsin ya da bilmesin ancak bu biçimde olanaklıdır. Çünkü hiç kuşkusuz eğer gök cisimleri kendi özünde var olsalardı demek ki kendileri için hiçbir neden ya da var edici bulunmayan öncesiz varlıklar olsalardı bir emredicinin buyruğuna teslim olmadıkları gibi ona itaat etmemeleri de olanaklı duruma gelirdi. İlk emredenle birlikte bulunan ilk emreticinin durumu da böyledir. Söz konusu durum olanaksız olduğu içindir ki ilk emreden ile diğerleri arasında bir bağlantı vardır ve bu bağlantı diğerlerinin ilk emredene kulak verip itaat etmelerini gerektirir. Bu da herhangi bir ilinti olarak değil varlığın özünlü olarak diğerlerinin ilk emredenin egemenliğinde olmasından başka bir şey değildir tıpkı kölesiyle birlikte bulunan efendi gibi. Ki burada özü aşan bir kölelik durumu söz konusu olmayıp özler kölelik üzerine süreklilik kazanır. Bu anlattıklarımız Yüce Tanrı'nın şu sözlerinin açıklaması. Göklerde ve yerde bulunanların tümü itaatkar kullar olarak Rahman'a yani Tanrı'ya geleceklerdir. Bu noktada egemenliğin anlamı Yüce Tanrı'nın İbrahim'e Böylece biz inancı kesin kimselerden olsun diye İbrahim'e göklerin ve yerin egemenliğini gösteriyorduk. Sözleriyle bildirilmiş olduğu göklerin ve yerin egemenliğidir. Sen de bilirsin ki durum böyle olunca gök cisimlerinin yaratılışı ve oluş ilkeleri bu dünyadaki cisimlerin ilkeleri gibi değildir ve insan aklı her ne kadar varlığını anlasa da bu tür etkinin niteliğini kavramaya gücü yetmez. Dolayısıyla birbirinden farklı olan bu iki varlık türünün benzer olduğunu ileri süren ve gök cisimlerini etkileyen faili buradaki faillerle bir tutan kimse derin bir aymazlık içindedir. Gök cisimleri bunların yaratıcısı, bu yaratıcının cisim olmaması, bunun altında bulunan varlıkların bir bölümünün de cisim olmaması ruhun da bu cisim olmayan varlıklardan biri olması konusunda antik filozofların ulaştığı son nokta budur. Ancak kelamcılardan bir bölümünün çabaladığı gibi ruhun algıladığımız düzlemdeki cisimler gibi sonlandırıldığının kanıtlanması gerçekten çok güçtür. Bu konuda kullanılan öncüller bizi onların açıklamaya çalıştıkları şeye ulaştırmaktan uzaktır. Bu konudaki görüşümüzü daha sonra Yüce Tanrı'nın varlığını kanıtlama konusunda tartışırken açıklayacağız. Bu konu zihnimizde yer sonra Gazali'nin filozoflardan aktardığı görüşleri tartışırken ileri sürdüğü görüşlerden bazı noktaları anımsatmaya ve bunların gerçeklik düzeylerini tanımaya yönelebiliriz. Çünkü bu kitabı yazmakla ilk amacımız budur.